HRT Akdeniz ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 13 Temmuz 2017 ve ben Ali Yolcu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Kilis-Gaziantep karayolunun 11. kilometresinde geçici konteyner bölgesindeki bir askeri alanda sevgili seyirciler. Bugün sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangına küçük küçük patlamalar da eşlik etti. 10 asker dumandan zehirlendi. Kilis-Gaziantep karayolunun 11. kilometresindeki geçici konteyner bölgesindeki askeri alanda perşembe sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının etkisiyle zaman zaman mühimmat bölgesinden küçük çaplı patlamalar oldu. Yangının hemen ardından olay yeri yakınından geçen yol çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Olayın ardından ilk resmi açıklama Kilis Valiliğinden yapıldı. Açıklamada yangında can kaybı yaşanmadığı, dumandan etkilenen 10 askerin Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi. Kilis Valisi Mehmet Tekin Arslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Saat sabah 9 itibariyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı. Günün ilerleyen saatlerinde Kilis Valiliğinden bir açıklama daha yapıldı ve Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 askerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği duyuruldu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara yangının çıkış nedeniyle ilgili konuştu. 3.50 civarında sebebini bilmediğimiz bir sebepten dolayı başlayan yangın sonucunda özel kuvvetlerimizin konuşlandığı alanda büyük bir yangın meydana geldi ve orada cephanelikler infilak etmeye başladılar. Bunun sonucunda hemen bizim itfaiye ekiplerimiz oraya intikal etti. Kara yangının mühimmatın patlamasıyla meydana geldiğini açıkladı. Çok riskli olmasına rağmen yoğun bir gayret sonucunda itfaiye ekiplerimizin alttan sönürme ve soğutma çalışmaları, orman müdürlüğümüzün de üstten helikopterle söndürme çalışmaları sonucunda şu anda yangın bundan yaklaşık 2 saat önce kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da etrafta çok yoğun bir şekilde mühimmat parçası olduğu için de orada mühimmat arama çalışmaları devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde bölgede ayrıca AFAD ekiplerince kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ekiplerince tarama yapıldı. Yangının ardından olası bir tehlikeye karşı Gaziantep ve Diyarbakır'dan gönderilen uzman ekipler 5 kilometrelik bölümde tarama yaptı. Ve Hatay'ın birinci dereceden deprem bölgesi olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Yani dile getirmezsek de zaten sizler biliyordunuz Hatay'ın ve özellikle merkez ilçe Antakya'nın birinci dereceden deprem bölgesinde olduğunu. Ve ne yazık ki yine Hatay'daki bina stoğunun çok büyük bir bölümü depreme dayanıksız sevgili seyirciler. İşte böyle bir ortamda dün deprem yine kendini hissettirdi. Merkez üssü Samandağ olmakla beraber Antakya'da da hissedildi deprem. Büyüklüğü ise 3.4'tü. Hatay dün sallandı. Çarşamba akşamı saat 19 sularında Hatay Samandağ'a bağlı Ceylandere mahallesinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Samandağ'a bağlı Ceylandere mahallesinde olan deprem çevre mahalle ve ilçelerde de hissedildi. 19.35'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı. Yerin 11 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Evet ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Günü'ne artık 2 gün kaldı sevgili seyirciler ve bu anlamda kurumların gerçekleştirecekleri etkinliklerle ilgili programlarda açıklanmaya devam ediyor.
15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Hatay'da da anma etkinliği düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliklerinin ilki 14 Temmuz Cuma günü Hatay Kültür Merkezi'nde saat 10.30'da açılacak olan 15 Temmuz fotoğraf sergisiyle başlayacak. Etkinlikler kapsamında 14 Temmuz Cuma saat 11'de de 15 Temmuz Sempozyumu düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri için düzenlenen etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Cumartesi günkü program saat 20'de Antakya Köprü başında başlayacak. Saat 20'de köprü başından DSİ Parkı'na Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirilecek. DSİ Parkı'ndaki program Musa Esatoğlu ve Menna Hoca tarafından okunacak Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun duasıyla başlayacak. Saat 20'de cemaat önderleri Ermeni Cemaati Vakfı Başkanı Cem Çapar, Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Aliyat Başkanı Nasrettin Eski Ocak ve İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu birliktelik mesajları verecek. Cemaat önderlerinin konuşmasının sırasıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Antakya Ticaret Borsası Başkanı, siyasi parti temsilcileri, Defne Belediye Başkanı, Antakya Belediye Başkanı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Valisi Erdal Atan'ın konuşmaları izleyecek. 15 Temmuz akşamı saat 22.30'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sinevizyon konuşması yansıtılacak. Saatler 00.13'ü gösterdiğinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirleyeceği süre boyunca tüm camilerden sela okunacak. Ve toplam 8 sivil toplum örgütü bir araya geldi bugün ve 15 Temmuz'un yıl dönümünde ortak bir metin okudular. Metinin konusu elbette o söz konusu terörist kalkışmayı kınamaktı. Basın bildirisini ise Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin okudu o 8 bileşen adına. Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi gelecek inşa edebiliriz. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir araya geldi, yaptıkları açıklamayla darbe girişimini kınadı. Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz'un yıl dönümüne giriyoruz. 2 hafta boyunca farklı etkinliklerle hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı tutacağız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 8 kuruluşun imzası olan ortak açıklamayı Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin okudu. Darbe girişiminin asıl amacı ülkemizin tarihinde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgasını başlatmak ve Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmaktır. Ortak metinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz denildi. Siyasi görüş fark etmeksizin Türkiye'nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır. 8 ortak kuruluşun imzasını taşıyan metinde ayrıca ekonomiye de yer verildi. İstihdam ve ihracatta gelişmelerin kaydedilmesi savunuldu. Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde yeni bir reform süreci başlatmalıyız denildi. 15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor. Ayağımızdaki parangayı çözdük. Şimdi koşma zamanı. Çinçin şöyle devam etti. Üzerinden basarak bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye'nin sivil toplumu olarak 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Ve Hatay Valiliğinden bugün bir açıklama geldi. 2017 yılının yani içinde bulunduğumuz yılın ilk 6 ayında yasa dışı, ele geçen yasa dışı malzemelerin listesi yayınlandı. O listede yok sevgili seyirciler. Silahtan tutun cep telefonlarına, kaçak sigaraya,
efendim söyleyeyim uyuşturucuya kadar. Buyurun. Hatay Valiliği tarafından 2017'nin ilk 6 ayında il genelinde güvenlik birimlerinin ele geçirdiği yasa dışı malzemelerin listesi yayımlandı. Ocak-Haziran ayları kapsamında il genelinde yapılan operasyonlarda 24 cep telefonu, 5000 litre petrol ürünü, 412 tarihi eser, 66 litre alkol, 12 tabanca, 1 Kaleşnikov, 30 Kaleşnikov fişeği, bir el bombası, 203.039 paket sigara, 19.776 gram tütün, 5.947 cinsel uyarıcı hap, 1.081 gram eroin, 60.013 sentetik ecza malzemesi, 137.123 kök kenevir, 249.020 gram toz esrar, 213.045 adet kaptagon ekstazi hap, 506 gram metamfetamin ele geçirildi. 2017'nin ilk 6 ayında Hatay'da gerçekleşen olay sayısı ise 702. Olaylara karışan şüpheli sayısı da 949. Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada 3-11 Temmuz tarihlerinde emniyet birimlerince yakalanan malzeme miktarına da yer verildi. 3-11 Temmuz tarihlerinde Hatay'da 19 gram eroin, 27.468 gram reçine esrar, 1.496 kök kenevir bitkisi, 689 gram kubar esrar, 4.994 adet kaptagon ekstazi, 1.960 gram metamfetamin ve 102 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi. Açıklamaya göre 3-11 Temmuz'da Hatay'da gerçekleşen 35 olayla ilgili şüpheli sayısı 47. Ve Fethullah Terör Örgütü 15 Temmuz 2016 yılından bu yana üst üste operasyonlar düzenleniyor. Türkiye'nin bütün illerinde. Bu illerden bir tanesi de Hatay ili. Ve Hatay ilinin biz ya da en azından ben Fethullah Terör Örgütü bakımından bu denli yoğunluğun yaşandığı bir il olduğunu yeni öğrendim. Bakın neredeyse her gün size Hatay'la ilgili haberler veriyoruz ve 30-40-50 kişinin gözaltına alındığını aktarmaya çalışıyoruz. Önümdeki haberde de böyle diyor yine Fethullah Terör Örgütü operasyonları kapsamında 50 kişi daha gözaltına alındı. Hatay'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında daha önce meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandığı iddiasıyla aralarında kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yaklaşık 50 kişi daha aranıyor. Ve dündü yanılmıyorsam Konya merkezde Meram ilçesinde terör örgütü DAEŞ, IŞİD adına ne demek istiyorsanız onu deyin. O örgüte yönelik polisin düzenlediği bir operasyon söz konusuydu. Bunlar 15 Temmuz etkinliklerini kana bulamaya hazırlanıyordu hatırlayacaksınız. 5 IŞİD'li teröristi polis etkisiz hale getirmişti. Temizlemişti diyelim, pisliklerden temizlemişti o söz konusu bölgeyi. Bugün ise Adana'da o Konya'daki olayla ilgili bağlantılı oldukları düşünülen 5 kişi gözaltına alındı. Allah Allah dedi böyle oldu. Adana'da Konya'da ölü ele geçirilen IŞİD üyesi teröristlerle bağlantısı bulunabileceği iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konya'nın Merkez Meram ilçesinde IŞİD'in hücre evine düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerin Adana'da irtibatlı olabileceği değerlendirilen meydan grubu adı altında faaliyet gösterdiği iddiasıyla 10 örgüt üyesinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yat. Sokak başlarında uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alan ekipler bazı binalara kapıları koç başlarıyla kırarak girdi. Ekipler girilen bölgelerde evlerin içi ve bahçelerinde kapsamlı arama yaptı. Onun üstünü falan tamam. Kapıyı kapat Sinan Bey. Kapıyı kapatın mı? Tamam. Sağ olma lan. İtiraz et. İtiraz et.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Firari 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan zanlılar Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından ifadeleri almak üzere emniyete götürüldü. Ne çekiyorsunuz ya? Görenecek ne yapmışız? Allah Allah dedi böyle oldu. Hasbunallah ve nimel vekil. Konya'nın Merkez Meram ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, 4 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralanmıştı. Ve ne zaman önüme bu ilçeyle ilgili bir haber konsa hemen ne deriz? Yetim, öksüz, sahipsiz. Nereden söz ediyoruz? Defne ilçesinden elbette. Defne ilçesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde faaliyet gösteren Hatsu'nun yürüttüğü Antakya Defne İçme Suyu Projesi var biliyorsunuz. Ne zaman biteceği daha uzun yıllar sürer, uzun yıllara sahip bir proje. Çünkü oldukça büyük bir proje bu sevgili seyirciler. Ve o söz konusu inşaat çalışmalarını Hatsu Genel Müdürü Mehmet Çapar Ali yerinde inceledi. Hatsu heyeti Antakya Defne İçme Suyu İnşaatı Projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Hatsu Genel Müdürü Mehmet Çapar Ali, Hatsu Daire Başkanları ile Şube Müdürleri, Gazi, Ürgenpaşa ve Sarakent mahallelerinde çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Hatsu Genel Müdürü Mehmet Çapar Ali hem yetkililerden bilgiler aldı hem de projeyle ilgili görevlendirmeler yaptı. Şimdi Defne'nin birçok yerleşim biriminde içme suyuyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Bunu zaten benim söylememe gerek yok. Defne ilçesinde ikamet eden neredeyse her vatandaş, yani 5'ten 15'e, 25'e, 35'e, 55'e, 85'e neyse hepsi bilir. Ciddi bir içme suyu sıkıntısı vardır. Ha Defne ilçesinin sadece içme suyu sıkıntısı yok. Her alanda, yani hani yetim Defne diyoruz ya, öksüz Defne diyoruz ya, hakikaten de öyle. Ama içme suyu konusunda bu söz konusu proje, yani Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda yürütücülüğünü yaptığı proje bittiğinde Defne'nin hiçbir yerleşim biriminde bir su sıkıntısı kalmayacak. O kesin. Ama ne zaman biter derseniz, yani tahmin ediyorum salı günü, önümüzdeki salı günü Sayın Lütfü Savaş program konuğumuz olacak. Onu sorarız bu soruyu. Ama daha uzun yıllar alacak, onu da söyleyeyim. Evet ve Defne demişken Defne Belediye Başkanı Doktor İbrahim Yaman diyelim neredeydi? Toygarlı Mahallesi'ndeydi ve Toygarlı Mahallesi'nde yine inşaatı süren bir köprüde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla da sıcak diyaloglar yaşadı. Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, Defne Belediyesi'nin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Yaman son olarak Toygarlı Mahallesi'ndeydi. Defne Belediyesi'nce yapılan köprünün çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yaman, mahalle sakinlerinin sıkıntılarını da dinledi. Başkan Yaman mahalle sakinleriyle sohbet etti, şikayetlerini dinledi, çözüm önerileri sıraladı. Evet ve Samandağ'da girişimcilik desteği için Samandağ Belediyesi KOSGEB İşbirliği ile düzenlenen uygulamalı girişimcilik kursu vardı. Söz konusu kurs sona erdi ve bu kursa katılım gösteren 120 kişiye sertifikaları verildi. Samandağ'da girişimcilik desteği için Samandağ Belediyesi ve KOSGEB İşbirliği ile düzenlenen ABİGEM Direktörü İdil Sire Teoman tarafından verilen uygulamalı girişimcilik kursu sertifikaları dağıtıldı. Evet, buyurun. Bu sizin.
Samandağ Belediyesi Hizmet Binası'nda bulunan toplantı salonunda gerçekleşen sertifika törenine Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir de katıldı, girişimci adaylarının iş fikirlerini dinledi. Eğitimlerde kursiyerlere yeni bir iş kurabilmeleri için hangi yolları izlemeleri gerektiği konusunda detaylı bilgiler verildi. Eğitimlerde kursiyerlere girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikrinin geliştirilmesi, iş kurma egzersizleri, proje hazırlanması ve iş planı detaylı olarak anlatıldı. Eğitimlerin ardından uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla bitiren 120 kursiyere sertifikaları verildi. Ayrıca Samandağ Belediyesi toplamda 1000'i aşkın girişimciye sertifika vererek Hatay genelinde en çok girişimcilik eğitimi düzenleyen kamu kurumlarından biri oldu. Evet ve evvel Temmuz Festivali Samandağ'da sürüyor sevgili seyirciler. Önemli bir panel vardı anayasa değişikliği altında. Yeni ekonomik düzende devletin yeri. Konu buydu. Ve bu konuyu anlatan isim de çok tanınan, çok bilinen ve bu işte uzman bir isim. Anayasa hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'ydu. Buyurun. Anayasa bir halkın özgeçmişi olmalıdır aynı zamanda. Samandağ Belediyesi'nin katkılarıyla her yıl düzenlenen Evvel Temmuz Festivali kapsamında Samandağ'da anayasa değişikliği altında yeni ekonomik düzende devletin yeri konulu panel düzenlendi. 2,5 yıl sonra yürürlüğe girecek olan metni neden 2,5 haftaya sıkıştırıyorsunuz? Anayasa değişikliği konulu panele anayasa hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu konuşmacı olarak katıldı. İnsan hakları alanı günlük politikalara alet edilmemesi gereken bir alandır. Bunu aşan bir yaklaşımı geliştirmemiz gerekir. Tıpkı dini politikaya alet etmemek gerektiği gibi. Saat 18'de başlayan panel avukat Çetin Sakallı'nın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panele Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir, SYKP Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya, DİSK Genel İş Araştırma Daire Başkanı Mehmet Güler Yüz, DİSK Genel İş Hatay Şube Başkanı Yusuf Berkürek, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kamacı, Samandağ Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ve insan hakları savunucuları katıldı. Aynı günün akşamına da Samandağ sahilinde yeni türkü sahne aldı. Bira bira demir aldı dünya, aşınmış hayalleri rüzgarlara. Hataylılar yeni türkünün eşsiz şarkılarına eşlik etti. Yaptığım gemileri dönüş yok artık geri. Taket canıma konmaz geri bağ. Hadi! Yeni türkü Evvel Temmuz Festivali kapsamında Hataylılara renkli dakikalar yaşattı. Festival 14 Temmuz'da Emre Aydın konseriyle sona erecek. Evet, bu arada ikinci bölümde neyi izlediniz? Samandağ sahilindeki yeni türkünün sahne aldığı konser vardı. Evet ve yarın için elektrik kesintileri. Bakalım nereye şans vuracak yarın için? Önümdeki notlara göre Antakya, Defne, Samandağ, Arsuz, Altınözü, Reyhanlı, İskenderun, Erzin. Buyurun. Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre 14 Temmuz Cuma günü Hatay'ın bazı ilçelerine elektrik verilemeyecek. Açıklamaya göre Antakya Kuzeytepe Mahallesi'ne 9 ila 17 saatleri arasında, Antakya Alazi Mahallesi'ne 9 ila 17 saatleri arasında, Antakya Saraykent, Ekinci, Akasya ve Saraycık mahallelerine 9 ila 11 saatleri arasında, Antakya Serin Yol, Tahtaköprü ve Uzun Alıç mahallelerine 9 ila 15 saatleri arasında, Antakya Güzelburç mahallesine 10 ila 12 saatleri arasında, Antakya Avsuyu, Narlıca, Açıkdere, Akçurun, Alaaddin, Apaydın, Bitiren, Bohşin, Demirköprü, Gökçegöz, Madenboyu, Melekli, Saçaklı, Suvatlı, Tanışma, Üzümdalı ve Yeşilova mahallelerine 10 ila 12 saatleri arasında, Defne Yenişah mahallesi
kendisine 9 ila 17 saatleri arasında, Defne, Karaçay ve Altaköy mahallelerine 9 ila 17 saatleri arasında, Samandağ Kuşalanı mahallesine 9 ila 17 saatleri arasında, Arsuz Haymaseki mahallesine 9 ila 17 saatleri arasında, Arsuz Hacı Ahmetli mahallesine 9 ila 16 saatleri arasında, Arsuz Karaağaç mahallesi Urmumcu Caddesi'ne 9 ila 17 saatleri arasında, Altınözü Sofular Mahallesi'ne 9 ila 17 saatleri arasında, Reyhanlı Tayfur Sökmen Konuk, Cumhuriyet, Varışlı, Kurtuluş, Terzihöyük, Soluköy, Karacanlı, Kuletepe ve Kumtepe mahallelerine 10 ila 12 saatleri arasında, İskenderun Yunus Emre Mahallesi'ne 9 ila 17 saatleri arasında, Erzin Yoncadüzü Mahallesi'ne 9 ila 17 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. Ve sevgili seyirciler, ana haber bülteni bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.